Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, iki günlük kısa bir tatil yapıp geri geldim ama herkesi çok özlemişim. Yeniden bu ekranda olmak çok güzel, çok mutluluk verici. Tabii ben yokken aramıza yeni katılan izleyicilerimiz de var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Yine konuşulacak gerçekten çok şey var. Bir taraftan artık hiçbir önemi kalmadı desek de yine ben söylemiş olayım. Merkez Bankası politika faizini 8,5 seviyesinde sabit bıraktı. Onun dışında Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Döviz mevduatları azalıyor. Kur korumalı var. Gerçekten konuşulacak yine çok şey var. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, isterseniz rezervlerle başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın swap dahil, tabii bunun da altını kalın kalın çizmek gerekiyor galiba, dahil net rezervi eksi 0.2 milyar dolara düştü. Tabii bunun daha da detayları var, onu da siz anlatırsınız ama diğer taraftan döviz mevduatları azalıyor. Baktığımız zaman kur korumalı da 19 Mayıs haftası itibariyle yine ciddi bir yükseliş var. Bunların hepsine bakacak olursak biz nereye doğru gidiyoruz? Valla yani iyi bir tablo çizmek mümkün değil. Hatta nötr bir tablo çizmek de mümkün değil. Maalesef kötünün kötüsüne doğru gidiyoruz. Uyardıklarımız maalesef gerçekleşiyor. Bu çok evet. Can sıkıcı. Brüt rezervler 101.6 milyar dolara inmiş. Net kullanılabilir rezerv dediğimiz rezerv maalesef 200 milyon dolara indi. 200 milyon doları eksiye geçti ilk defa. Yıllardan beri böyle bir durum yoktu. Net uluslararası rezerv swap hariç eksi 60.3 milyar dolar. Buradan hazinenin de yüzüne düşersen bu 70 küsür milyar dolara çıkıyor. 76 milyar dolara doğru gidiyor. Bunlar çok can sıkıcı. Yani döviz pozisyonumuz herhalde 40 senedir bu pozisyonu görmedi. Çok açık söyleyeyim. Yani 40 senelerden beri böyle bir şey yaşamadık. Bu çok çok can sıkıcı. Burada can sıkıcı iki olay daha var dövizle ilgili, onu söyleyeyim. Yabancı para net pozisyonu geçen 12'siyle başlayan hafta, biz 12 ile 18 arasındaki haftaya koşuyoruz, daha son haftaya gelmedik. Merkez Bankası çünkü bir hafta önceyi açıklıyor. 700 milyon dolar artıdayken eksi 1 milyar dolara indi. Yani ne oldu? 1.7 milyar dolar döviz pozisyonu düştü. Bu can sıkıcı. Bir can sıkıcı olay daha var. Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarındaki döviz miktarı 3 milyar dolar azaldı. 213.6 milyar dolardan 210.6 milyar dolara geriledi. Şimdi bunu engellemek için, buralarda tutabilmek için ne yapıldı diye baktığımız zaman Türk lirasıyla kredilerin inanılmaz sıkılaştığını görüyoruz. Bütün millet, esnaf, KOBİ'ler, büyük şirketler gerçekten çok canı yanıyor şu sıra. Niye? Çünkü nakit akışını toparlayamıyorlar. İşte dövizi tutmak için bu sefer Türk lirasını piyasadan yok etmeye çalışıldı. İlk defa bu enflasyonist ortamda kullandırılan kredi binde bir geriledi. Her ay 4,5-5, her ay 4,5-5 artardı. İlk defa binde bir geriledi. Yabancı para cinsinden kullanılan krediler ise %1 azaldı. Hı hı. Ve şu an ticari kredilerde bir aydan uzun vadeli kimseye kredi kullandırılmıyor. Bize bankalardan gelen bilgiler, bankalarla yaptığımız görüşmelerde. Bu çok can sıkıcı bir olay. Gerçekten sıkıcı. Nakit para çekmekte insanlar zorlanıyor. Bunlar maalesef ekonominin hiç iyiye gitmediğini gösteriyor. Bir taraftan CDS primimiz 700'lerin üzerine çıkmıştı. Bunun üzerine doğruluğu henüz kanıtlanmadı. Yani Merkez Bankası evet ya bu böyledir demedi ama iki gündür bütün içeride ve dışarıda finans dünyasına konuşan Türk bankalarına Merkez Bankası'nın CDS'i yükseltmek için bizim yurt dışına sattığımız Eurobond dediğimiz devletin döviz cinsinden sattığı tahvillerin alma talimatını veriyor. Ama bunu Merkez Bankası ne doğruladı ne yalanladı iki günden beri. Bu geçmişte denendi, sınırlı bir etkisi oldu ama doğru bir yönü değil. Bundan sen CDS primini yükseltemezsin. Bu mümkün değil denendi. Sınırlı bir etkisi oldu ama sonrasındaki tahribatı daha fazla oldu. Şimdi buradaki baş belası konu. Bu kur korumalı mevduatı biz baştan beri karşı çıktık. Yanlış dedik, yapmayın dedik. İşte kur korumalı mevduatla beraber maalesef sürekli dolarize oluyoruz. Bu daha da can sıkıcı. Son bir haftada 12 ile 18 arasında 1.4 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduatta artış olmuş. Ama bunun karşılığı ne kadar dolar geldi ne kadar gelmedi. Gelse zaten eksi pozisyona düşmezsin. Dolayısıyla Türk liraları hep buna endeksleniyor. Buraya gidiyor. Bu daha da can sıkıcı bir olay. Anlatabiliyor muyum? Yani ve dolarizasyon oranı öyle tahmin ediyorum %63'ü geçti. %63.2 olmuş dolarizasyon. Yabancı para mevduatının düşmesine rağmen yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı %40.1.
Onun düşmesine rağmen dolarize oluyoruz. Nasıl dolarize oluyoruz? İşte kur korumalı mevduatla dolarize oluyoruz. Ne oluyor? Bunu dolar endekslemiş oluyoruz. Tabii bu bankaların da likit sıkıntısını körüklüyor. Bankalar şu an TL ödemiyor. Kredi kartlarına benzer sıkıntılar var. Nakit avanslar aynı şekilde. KMH'lar, kredi mevduat hesapları zaten çok can sıkıcı bir durumda. İnsanlar paralarını çekememekten, ödemelerini yapamamaktan şikayetçi. Seçim öncesinde hemen hemen neredeyse her şey kilitlenmiş durumda. Seçim sonrasına bakacağız nasıl bir duruma tabloyla karşı karşıya kalacağız ama seçim sonrası için bütün bunları topladığınız zaman ben çok iç acı bir tablo görmüyorum açıkçası isterseniz. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız seçim sonrasında. Üzgünüm. Enflasyon yani tahminlerin üzerinde bir artış gösterecek görünüyor. Bunda dışarıdaki enflasyon, yurt dışındaki enflasyonun da katkısı olacak. Avrupa Birliği'nin resesyona giriyor olması katkı olacak. Avrupa Birliği'nin işte az önce o rakamlar da açıklandı. Almanya ilk çeyrekte daraldı. Birinci üç ayda daraldı. Teknik olarak resesyona girmiş durumda. Bugün Amerika'daki ekonomistlerin açıklamaları, bütün dünyadaki ekonomistlerin Amerikan yönetimine çok ağır bir resesyona doğru gidiyorsunuz diye. Muhtemelen gerçek anlamda yani rakamsal ifade etmek zorunda kalacakları dönem Ağustos, Eylül gibi maalesef 3 aylık dönemde Amerika'da da resesyon başlayacak gibi duruyor şu an. Bütün uyarılar bu şekilde. Bu daha da can sıkıcı. Çünkü bizim bunlar büyük pazarlarımız. Biz burada büyük ihracatlar yapıyoruz. Şimdi buralar resesyona girdiği zaman hem talep düşecek, hem üretim düşecek, enflasyon yükselecek. Ne olur? Bizim mal sattığımız bu ülkelerde daralma olacak. Biz ihracatımız düşecek bizim. İşte buna da tedbir almamız gerekiyor. Yani seçim sonrası için yapılması gereken çok iş var. Onun için Türk ihracatçılarının yeni pazarlar bulması gerekiyor. Bunlar alternatif şimdiden arayışlara girmesi gerekiyor ama şu anki bu nakit sıkıntısı içerisinde hem TL'de hem dövizde çekilen bu nakit sıkıntısı çerçevesinde firmalar canlarını kurtarmaya çalışırken yeni ihracat pazarı bulabilecekler mi? Bu biraz soru işareti. İşte bu ekonomimizi daha da kötü etkileyecek bir durum. Diğer taraftan hem TL'yi hem dövizi kıstığın zaman bakın dövizle zaten ithalat yapamıyorsun bir daralma geliyor. Niye geliyor? İşte %80 oranında dışa bağımlılıktan dolayı bir geliyor. Ham madde ithal edemiyorsun. Edemezsen bir oradan geliyor. Diğer taraftan kredileri kestiğin zaman daha da can sıkıcı bu işten çıkarmalara sebep olacak. Birçok tesisin ya işini yarı yarıya düşürmesine ya da bazılarının üretim ara vermesine neden olacak. Bu da işsizliği beraberine geçecek. Daha can sıkıcı bu olay haline gelecek. Umarım bunu Ankara'daki görüyorlardır. Gerçekten yani samimiyetle söylüyorum. Ben de Ankara'dayım şu an. Ankara'da ne yapıyoruz? İptal şartlarda. Ama durum hiç iç açıcı değil. Bu çok can sıkıcı. Umarım ekonomi yönetenler bunu görüyordur. Diyelim. Görmeleri gerekiyor. Başka da yok. Yarın sabah da iki tane toplantım var. İki tane görüşmem var bunlarla ilgili. Umarım uyarılar dikkate alınır. Ama çok alınacak kanısına değilim. Açıklasın isterseniz. İşte o daha can sıkıcı hale gelecek. Şu an çünkü herkes ekonomiye çare arama yerine herkesin yaptığı iş siyasette nasıl pozisyon alabilirim şeklinde burada. Tabii evet. İstanbul'daki veya Anadolu'nun diğer yerlerindeki Ege'deki ihracatçıların durumundan, sanayicilerin durumundan çok herkes nasıl pozisyon, siyasal pozisyon alabilirim peşine. Bu işte ekonomi çok can sıkıcı bir hale geçiyor. Umarım bunu duyuyorlardır ama şu an gerçekten çok can sıkıcı bir durum var. Umarım bir önce atlatırız bunu. Siyasiler için durum öyle ama vatandaş için de pazartesi günü yani pazar gününkü seçimlerden sonra pazartesi günü nasıl bir güne uyanacağız? Apayrı bir güne uyanacaksınız maalesef. Pazartesi günü ne olacak herkes onu merak ediyor. Şimdi pazartesi günü ne olacak hemen pazartesi günü bir şey olmaz. Çünkü yeni bir ekonomi yönetimi kurulacak. Kim kazansa kazansın. Nasıl bir ekonomi yönetimi kurulacak bu önemli. Bu ekonomi yönetimine yasal olarak nasıl yetkiler verilecek bu önemli. Yoksa isimler gelecek de yasal yetkiler verilmeyecek mi? Bu önemli. Bunlar çok önemli. Onlar nasıl pozisyon alacaklar? Şu an uluslararası borçlar var ödenmesi gereken, ithalatlar var yapılması gereken, ithalat borçları var ödenmesi gereken. Bunlar için nasıl döviz bulunabilecek? Bunu hep beraber göreceğiz ama şu an durum epey bir can sıkıcı. Yani çok ayrı bir Türkiye'yi öğrenecekler önümüzdeki haftadan itibaren. Bunlar şekillendikten sonra, bakanlar kurulu ve bürokrasi şekillendikten sonra. Çok başka bir şey ama enflasyondan, fakirleşmeden kaçamayacağız. Bunu söyleyeyim. Kur da yükselecek. Yapacak hiçbir şey yok. Maalesef yanlış. Çünkü dünyada hem dolar değer kaybediyor hem euro değer kaybediyor. Metaller değer kazanırken bu değer kaybeden paralar karşısında bizim paramız çok çok fazla değer kaybediyor. Niye? Yanlış politikalar yüzünden. İşte bunu bir an önce doğru pozisyonun alınması gerekiyor. Şirketlerin de kendini buna göre konumlandırması gerekiyor. Finans sistemini, nakit akışını garantiye almaları gerekiyor. Başka yolu yok. Bugün eğer bu sıkışıklıkta sıkıntıya düşen firmalar varsa bilin ki finansçılarla çalışmıyordur. Ya da doğru finansçılarla çalışmıyordur diye.
Çünkü şu an tamamen finansçıdan dönüyor. Şirketi kurtaracaksa finansçılar kurtaracak. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor şirketlerin. Çok dikkat etmeleri ayakta kalmak için. Ama şu an birçok firma nakit akışını yönetemiyor ve maalesef sıkıntıya düşüyor. Umarım seçimden sonra bu tahminlerimizin hepsinden yanılmış oluruz. Ama çok öyle görünmüyor maalesef. Gerçekten güzel bir dilek. Yani yanılıyor olmak bazen... Gerçekten yanılmak istiyorum. Yani gerçekten yanılmak istiyorum. Umarım yanılırım. Umarız diyelim o zaman. Bugün de böyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.